Herkese merhaba. Merakla beklenen The Sims bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şu anda oyunun yepyeni bir kısmı açıldı. Technogame.net'e teşekkürler. Türkçe yaması yayınlandı. Ben de onu yükledim. Artık oyunumuz Türkçe. Sims'lerimiz Türkçe bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Gördüğünüz gibi mukaddesçiğimizin üzerinde uykulu yazıyor. Osman da mutluymuş. Gördüğünüz gibi artık oyunumuz Türkçe. Çok heyecanlıyız. Ayrıca bir duyurumuz daha var. Duyuru değil aslında, haber. Sims 15 yaşına girmiş. Yani 2000 yılında galiba. Evet, 2000 yılında ilk Sims oyunu çıkmış. Aslında ben o zamandan beri Sims oynuyorum. Sims 1, 2, 3 ve şimdi de 4. Ve onların tabii ek paketlerinde oynamıştım. O yüzden Sims'in 15. yılında kutlu olsun. Buradan kendilerini tebrik ediyoruz. Bize bu kadar güzel bir oyun yaptıkları için. Nerede kaldığımızı hatırlayalım en son. Çok uzatmadan. Gördüğünüz gibi mukaddesimiz hamile. Dinleniyor, yatıyor. Ve kaç zaman sonra hemen bir bakalım. Bebeğimiz 22 saat içinde 3. 3 aylık dönemine girecek. Evet. Yani çocuk muhtemelen doğabilir. 22 saat. Yani yaklaşık bir gün sonra doğacak. Osman da hala o göbeği eritemedi. Tıkınmakla meşgul. Şöyle yapalım. Şapur şupur yüz. Evet, şapur şupur yüzsün Osman. Türkçe olması çok iyi olmuş oyunun. Böyle her şey daha samimi olmuş aslında. Gerçekten büyük bir başarı. Çünkü çok büyük bir oyun. Her yerde çok fazla etkileşim, çok fazla şey var. İşte bakın, renk ve yoğunluğu belli. Her şeyi Türkçe şu anda oyunun. Türkçe yamanın linkini de ben size atacağım. Şeyden, açıklamalardan. Oradan hepsini kurabilirsiniz kendinize. Mukaddesçiğimiz uyuyor. Bakayım. Enerji, açlık, tuvalet ihtiyacı, eğlence, sosyallik. Çok güzel olmuş oyun böyle. Valla Türkçe olması gayet güzel. Bazı oyunlara yakışmıyor Türkçe bence. Yakışmıyor dediğim yani anlam kayboluyor ama Sims'te öyle bir şey yok. Kelime kelime olduğu için çok da güzel olmuş. Hemen. Oo, sen kimsin bakayım? Nancy. Arkadaşça tanışalım. Nancy'ye şu an bir şeyimizle gidiyoruz. Şortumuzla gidiyoruz. Bak, artiste bak, bak, çıkışa bak. O göbekle yalnız nereye gitsen boş. Ayaklar da çıplak. Şıpır şıpır yüzdükten sonra şimdi şıpır şıpır koşuyoruz Nancy'ye. Kadın evde uyuklasın çocuğuyla birlikte. Bu sırtındaki şu izlere bak. Kilodan olmuş hepsi. Aa, sen nasıl bir kadınsın ayol? Cilveliymiş bu. Bak bak. Günün nasıl geçtiğini soralım. Şu şeyler çok güzel olmuş. Şunlar çok iyi olmuş. Bilmediğimiz çünkü anlamları olmayan şeyler oluyor. Sese bak, sese. Bak bak. Şeyi olmasına rağmen, yaşlı olmasına rağmen şu fardan eksik kalmamış gördüğünüz gibi. Ve bizimle flört etmeli devam ediyor. Çok şey yani kendisi. Neyse, sen ne yap biliyor musun? Koşuya çık. Bırak onu. Sen eriteceksin o şeyle. Hadi. Mukaddes uyandı. Evet, gördüğünüz gibi karnı da iyice şişmişti geçen bölüm. Bir sürü de bu arada, ha unuttum. Bir sürü de bu arada isim önerisi geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Aklımda birkaç tane var. Bakalım çocuğumuz doğduğunda hangisini koyacağız. Ayrıca ikiz olursa çok daha güzel bir isim fikrim var aklımda. Onu koymayı düşünüyorum. Bakalım nasıl ilerleyecek durumumuz. 22 saat sonra, hatta 20 saat sonra göreceğiz. Gerçekten gitmeliyim, benimle takıldığın için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Çok güzel olmuş çeviri. Vallahi çok, gerçekten büyük başarı. Tebrik ediyorum kendilerini. Cazibeni kullan, oku. Bye. Okuduğu kitaba bak kadının. Osman'ı da bu arada şey yapmıştık. Astronot kariyerine sokmuştuk. Stajyer olarak başlayacak. 3 gün içinde mesaisi başlıyormuş. Uzay hakkında 3 simile birlikte. Üç simile birlikte övgü dolu konuşma yap. O zaman yakala bakalım şu teyzeyi. Yakalayamadık. Teyze gidiyor. Bununla tanışalım. Herkese konuşmamız lazım şimdi. Bak bak. Koşarken onu giyiyor. Bunu Osman ve Donnie birbirlerini daha tanımıyorlar. Donnie enerjikmiş. Şimdi Donnie'ye uzaya hayranlık duy diyelim. Direkt çat diye. Hiçbir şeyden bahsetmeden. Bu kadın da bir şeyler içmeye çalışıyor. Biraz sıkıcı bir şey galiba. Ha, tamam. Oo, bu kim? Halil Sezai gibi tipe bak. Bununla da tanışalım.
Bizim evet 2 olmuş. Tamam. Buna da tanışabiliriz tabii. Herkese tanışıyorum şu an. Adam gitti ya. Aynen hayranlık duymadan gitti. O zaman şunu duyalım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Şşş. Kavga çıkacak şimdi. Duyduk mu hayranlık? Bak hala duyamadı. Hadi hadi. Heh tamam. Tamam sizin yapabilirsin artık. Free takılmakta free'sin. Mukaddes şimdi ne yapıyor diye bakmaya geldim. Açlığı artmış bunun. O zaman gel bakayım, senin açlığın var aslında ama. Şuradan bir aç diyelim bakalım içinde ne yemek var. Haşlanmış yumurta. Balık taco. Cips ve salsa. Bir porsiyon alalım. Ne oluyor? Yeni aldığı eşyayı beğenmezlerse gergin olabilirler. Neyi beğenmemişsin acaba? İyi hissediyor. Hamilelik. Güzel içecek. Şekerleme sayesinde canım. Buna ne oldu? Buna ne oldu? Kızgın. Niye kızdın? Can sıkıcı konuşma. Eve git sen hadi. Biraz rahatlamak için aslında ne yap? Egzersiz makinesini kullan. Aslında evet, sana bir egzersiz makinesi alalım biz ya. Nereye alalım? Hemen şöyle bir koyayım bakayım. Ha bu arada oyunda puf varmış. Ona da bakacağım bu bölüm. Evet buradasın, tamam. Egzersiz makinesi bu. Çevre 2, spor yeteneği. Çevre 4. Aa tabii ki bunu veririz ya biz. Bu ne ya böyle? Aman. Odayı da yapmadım. Bunu da farkındayım. Bunu böyle dışarı koyalım da dışarıda kızlara hava atarak çalışsın. Adamın tek derdi. Öfkeli reps. Hadi bakalım. Gidişe bak. Ayakları yere sert vuruyor. Hadi bakalım. Öfke. Hadi. Erecek o kilolar. Damn. Bu kadın geldi baktı ne yapıyor bu manyak diye. Hadi. Ha, tamam düzeldi. Mukaddesciğim çöpü çıkarıyor. Aa karnı da böyle bayağı büyümüş yani. Bu arada bir tane çöp makinesi varmış. Atınca para kazanıyormuşuz. Hemen ona da bir bakmak istiyorum ben tabii ki. Çeşit. Bu musun? Bunlar olmayacağına göre budur herhalde. 1200 bir de parası da çok. Evet bunu koyuyorum. Bunu satıyorum. Satma nerede? Ha buradaymış. Puf'u da bakalım hazır açmışken. Şuradan üst kata puf koyacaktık. Şunun ayaklarını uzatması için. Konfora giriyoruz. Çeşite tıklıyoruz mu? Neye tıklıyoruz? Bu mu acaba? Galiba bu. Ama bu çok büyük değil mi? Bunun daha küçüğü yok mu? Yok galiba sanırım. Çünkü konforda olduğunu yazmışsınız. Evet bu. Neyse o zaman kalsın, bu çok büyük. Bunu yatağın sonuna koyabiliriz. Yatak odasını evet yapmadım, yapacağım onu. Oyun dışında yapacağım ama. Farkındayım. Biliyorum yani, öyle şey yapmayın. Yatak odasını yapmadım demeyin. Burada da çalışma odası yapacağız. Ama önce çocuğumuzun doğmasını beklediğim için ben hiçbir şey yapmadım. O daha heyecanlı bir durum benim için. Bunun fitness'ı kaç oldu? Yetenekler. Fitness 1. Hadi biraz daha çalışırsan. Şöyle hızlandırayım seni biraz. Heh, kelebek gibi oldu adam. Evet. Bir seviyemiz daha atlandı. Bakalım göbekte var mı bir erime? Yok. Ne yapıyorsunuz? Ay karnı içine girdi adamın. İyice midesi bulandı bunun. Sen de mi? Kız hamile çok ayıp yaptın. Hamile yapılır mı o iş? Git yüzeceksen yüz. Bak yüzebilirsin. Şapur şupur yüzebilirsin ama onu yapma. Çok ayıp. Bir şey olur maazallah çocuğa. Başımızı iş alacağız yani. Neyse. Hijyen sen de bir banyo yap bakalım. Tamam kızımız orada yüzüyor. Bu arada kaç saatimiz kalmış hemen kontrol ediyorum. 16 saat. Biraz hızlı geçebiliriz buraları ya. Bakayım şöyle bir hızlandırınca ne yapacaklar. Zaten o yüzüyor orada. Enerjik. Şimdi nereye gidiyor? Temizlemeye gidiyor bak. İyice delirdi. Oh. Bir tuvalet işini de yaptık. Osman da yemeğini yiyor. Evet kızımız şu an uykuya gitti.
Osman'a da bakalım. Osman'a zaten enerjisi az. Bak bak. İyi ki bir spor şeyi koyduk ya. Adamın içinde... Aa, adam olmuş buraya. Adamın içinde bir din sporcu yatıyormuş da haberimiz yokmuş. Enerjisi yok, gitti oraya çalışmaya. Verecek o kiloları. Kararlı. Gel bari sen erkek ol. Erkek ol dediğim. Madem bu kadar enerjin var, git onu başka yerlere harca. Şunu tamir et. Biz de bu arada rahat rahat mışıl mışıl uyuyoruz yukarıda. Evet, tamir etmesini izliyoruz kendisini. Nasıl bakalım? Evet, o anahtarı soktuk içine. Önce suyu balından kapatmadık. Direkt soktuk. Kurcalıyoruz bakalım. Yapacak, yapacak. Her yer su bastı. Sen o vanayı kapatmadın. Her yer su bastı gitti. Hala yarısındasın. Ya rahatsız olursun tabii. Yaptın mı Osman? Yapmış. Aferin sana. Her yerde çöp yapmış yalnız Osman. Osman evin temizlikçisi oldu şu anda. Temizlikçisi ve hademesi. Bu arada Mukaddes de keyfine diyecek yok. Mukaddes acıkmış bu arada. Aa, yazık. Evet. Güzel. Evet de buymuş demek ki. 10 doların kazandık gördüğünüz gibi. Tamam. Osman da yatağına gidiyor. Şimdi Mukaddesimiz ve Osman'ımız uyuyacaklar. Bu kadın ne yapıyor? Rüyasında gülüyor. Nasıl uyudu gene bu adam ya? Bu adam niye böyle uyuyor arkadaş? Ayakkabıların, pis pis ayakkabılarının oluyor uyuyor hep. Ne biçim bir aile terbiyesi bu? Sabah kalkıp komik programlar izlemeye gidiyor şu an. Eğlencesi düşmüş çünkü. Mukaddes'e bari kalkmışken bir kahvaltı hazırla. Ha, ne dersin? Biz hep erkeğe yalnız yemek yaptırıyoruz burada. Kahvaltı servis et. Yumurtalı tost. Hadi bakalım. 8 saat kalmış. Wow, yaşasın. Yemeğimizi yedikten sonra o zaman sanırım başaracağız bu işi. Osman'ın bu arada yumurtalı tostunu izliyorsunuz. Vay, 3. seviye oldu. Bu adamı aşçı yapsak da olurmuş. Sallıyoruz, sallıyoruz. Tavada biraz tostu. Sanki köfte yapar gibi şey yapıyoruz. Tost yapıyoruz gördüğünüz gibi. Tost makinesi falan yok. Direkt tavaya atıp çevirince tost oluyor. Yine bir tuz. Ne yaptı? Şimdi yumurtayı yapıyoruz. Evet, ekmeği kızarttık. Şimdi yumurtayı yapıyoruz. Evet, yumurtamız tam bir omlet. Artık tavadan şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Sıçratmadan her yere. Evet, yumurtalı tostumuz hazır. Mukaddes de artık bir porsiyon alabilir bundan. Oo, Mukaddes çok kızgın. Ters tarafından kalktı bugün. Surata bak, surata bak. Doğum yaklaşıyor ya ondan. Bakayım nasıl bir yemek yapmış. Mükemmel yapmış. Aa, gülümsüyoruz. Yaşasın. Bu arada 7 saatimiz kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu bölümde çocuğu doğurtmayı düşünüyorum. Artık daha fazla bekleyemeyeceğiz çünkü ne siz ne de ben. Oo, cilveli oldu bu şömineden dolayı. Kadını öpmeye gidiyor. Kadın yemeğini yesin bir ya. Bir izin ver. Bak sırtı ağrıyor. Elinde çatalla kaldırdı kadını yerinden. Mucuk mucuk. Tamam, yemeğimize devam ediyoruz. Bir mucuğumuzu aldık. O karşılıklı. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Evet, cumartesi sabahı kahvaltıda sohbet ediyoruz ailece. Çok hoş. Ne yapalım o zaman bilemedim. Kendini ısıtıyor şu an. Romantik kanal izliyor. Tamam, şu an zaten çocuk doğurmaya meyilli olduğumuz için romantik kanal izlememiz gayet normal. Hemen bakalım ne izliyor, hangi bölüm. Aa, doktorlar mı o? Vallahi doktorlar. Adam ne oldu? Uyandı mı? Adamı kucaklamaya gidiyoruz şu an. Sarılmaya yani herhalde. Niye tuvalete gittiniz ki kucaklanmak için? Ay, adamın yürüyüşe bak, kıyamam. Tuvalete gelmiş. Rahatladı. Ne oldu be? Cilve yapıyor. Bak karşılık çok cilveliler bunlar. Şimdi sohbet edecekler karşılıklı. Edemediler bir türlü. Adam biri aa, kadını yüzüstü bıraktı gitti. Nereye gidiyorsun bir de gidip? Kendini ısıtmaya.
Bak ya, bak. Şurada kadının 4 saati kalmış. Senin de şurada bir şey. Oo, bunlar ne? Bebeği hissetmeyi teklif edelim. Değişik bir olay, değişik bir şey deneyeceğiz şimdi. Nereye gidiyorsunuz bunun için acaba? Kadın yürüyüş. Tabii. Tövbe. Hı. Hissetmek ister misin bebeği dedi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3 saat. Azıcık hızlandırıyorum. Nereye bakıyorsun Osman? Bak bak. Hem sohbet edip hem yemek yiyip gayet güzel bir aile ortamı. Gördüğünüz gibi çok hoş. Ama acıkmaya başladı adam. Bu da yemek yiyor ama açlığı var. Heh, tamam. Geri sayım. 58 dakika. Aa, telefon çalıyor. Kimin telefonu çalıyor? Martina Hawkes sizinle takılmak için gelmek istiyor. Gelsin. Gelsin değil mi karıcığım? Gelsin. Hı, geldi zaten. Hiç almama gerek kalmadı. Kaç? 14 dakika. Evet, geri sayımımız başladı. Kadın hemen şuraya kaldıralım. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Aa, çok iyi. Şimdi doğum tarihimiz gördüğünüz gibi belli değil. Ama bu çocuk ne zaman doğacak acaba? Bayağı o karın bayağı şöyle bir bal kabağı bir şey sokmuş gibi. Çok sivri değil mi ya? Niye bu kadar büyük? Demek ki erkek olacak çocuk. Sen ne yapıyorsun? Kadın nerede? Bize gelen bir kadın vardı. Nerede o? Ne yaptınız o kadını? Anlamadım ki. Şen şakrak. Ne güzel olmuş Türkçe hakikaten. Söyleyip söyleyip duruyorum. Ay, yukarı çıkmış kadın. Ne yaptın acaba yukarıda? Evet, karnımız büyüdü ama ne zaman bu çocuk çıkacak hiçbir fikrim yok. Ya bu adam niye böyle uyuyor arkadaş? Tam uyur musun? Kalk bakayım. Kalk. Ha? Delirtti beni. Vallahi delirtti. Akıl almaz dedikodu yayıyorum şu an. Vay anasını. Duydun mu? Şehre ayı inmiş. Tamam, bir gün daha geride bıraktık. Benim yerime yatmışsın dedi. Sen de uyu bakalım. Ha? Gerçekten tuvalete gitmesi lazım. Koş o zaman, koş. Kadın koşamıyor ki böyle. Aha. Ne yaptı? Altına mı yaptı ya? Of kadın. Evet, saçlarımız gördüğünüz gibi. Aa, boğulacaksın kadın. Şş. Utangaçsın da ne yapıyorsun acaba? Şş. Çocuğa yazık. Hop. Ya bu ne yapıyordu? İyice delirmiş. Çocuğu doğuracak orada bir şey değil. Suda doğum yapmış olacağız bir nevi. Mukaddes. Ya bu ne biçim ev? Her yer akıtıyor, her yer pislik. Öf. Öf. Bıktım vallahi bıktım. Hadi Mukaddes artık doğur şu çocuğu. Meraktan öldük. Doğmuyor çocuk, yok vallahi doğmuyor. Kaldı öyle içinde onun. Çocuk gelmez oldu, çocuk gelmez oldu. Ne yapalım bilemiyorum ki ya. Evet, bu kadının doğurmasını beklemekten başka şansımız yok şu an çünkü 9 aylık hamile olduğu için. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir belirli bir saati de yok bunun. Rastgele doğacak. Onu da bekliyoruz. Aa, ne yapıyorsunuz be? Bıraktım. Bıraktım hemen. Boş bırakmaya gelmiyorsunuz yani. Doğurana kadar bekleyeceğim. Ne kadar olursa olsun. Hızlandırırım bunu sizin için. Kadının gene tuvalete geldi. Ay, bu kadın öldürecek beni. Bu kadın beni öldürecek. Tuvalete gitmekten. Yine uykuya mı gidiyorsun? Ya Allah'ım ya. Yeter ya. Bu sefer ikisi de ayakkabılarıyla yatmış. Aha.
3 saat. Doğum başladı. Çok heyecanlı. Babamız da heyecanlandı. Ne yapıyor manyak? Nereye gidiyor? Evet, şu an doğum başladı. Kızımız yemeğini yemeye gidiyor. Bu adam nereye gidiyor? Heyecandan. Allah, nasıl kapat? Ay, delirdi. Ebeveynlik paniği olmuş. Gergin. Şu an hiçbir şey olmamış gibi, gördüğünüz gibi. Ben şuradan bakayım. Bebek sahibi ol diyebiliyoruz. Diyelim mi? Ne dersiniz? Adam da yesin de yemeğini bari. Aç kalmasın diyor adam, yazık. Hadi, heyecanlı bekleyiş artık sona eriyor. Önce adamı buraya koşturtalım. Sonra kadın buraya koşsun. Bakayım nasıl koşacak dili. Elinde yemeğiyle koşuyor ya. Gayet normal yani. Elimizde bardaklar, yemekler. Sanki bir... Ama o koşuş. Hiç oldu mu Allah aşkına? Hadi bebek sahibi ol. Mukaddes bir bebek sahibi oluyor. Geliyor bebeğimiz. Hadi. Şimdi pık diye çıkaracak herhalde. Çıkar hadi. Oldukça sağlıklı bir çocuk. Bebeğe bir isim lazım. Kız mı erkek mi? Ha, bunlar kız ismi olduğuna göre şu an bir kızımız oldu. O zaman... düşünüyorum. Kısmet mi koysak kızın ismini? Kısmet koy... Evet. İsimler arasında sanırım vardı kısmet. Ama şimdi bu kadar Mukaddes ve Osman varken hani Lara koyamam ben bunu. Kısmet koyacağım tabii ki. Evet. Evet, bebeğimiz hazır. Kısmet deligiller. Gördüğünüz gibi bebeğimiz burada. Bebeği bıraktı gidiyor. Hadi bakalım. Bebeğimize yakından bakalım nasıl bir tip çıktı. Hemene. Adam nerede bu arada? Çocuk doğdun. Sen neredesin? Hı? Çocuğuna bak biraz. Ya. Ay, öptü çocuğunu. Yazık, kıyamam. Mucuk mucuk. Aa, çocuğu doğurdular. Bıraktılar oraya. Attılar bir paçavra gibi. Şimdi uyuyorlar. Olacak iş değil. Şu yaptığınız, şu çocuğu şurada başında bir ebeveyni olmadan bırakmanız, ki gene ayakkabılarla yattığınız görmedim değil. Şu işi... Ay, bu niye gidemiyorum şuraya ben? Neyse, çocuk da uyuyor. Hadi iyisiniz. Hadi gene iyisiniz yani. Şimdi birazcık bu çocukla ilgileneceğiz. Ondan sonra büyüteceğiz bunun yaşını. Çünkü bebekken pek fazla yapabildiğimiz bir şey yok. Yine bir tuvalet vakası. Bu kadının bu tuvaleti ne olacak ben bilmiyorum. Tuvaletini yap da gel, ondan sonra çocuğu biraz besle. Çocuk zaten uyuyor ama olsun. İlişkimize bakalım çocuğumuzla. Evlat. Ah yavrum, besle doyur. Önce kendi tuvaletini yap, önce kendini bir rahata al. Ondan sonra onun bezini değiştirmeye başlarız. Neyse, Osman da kalkmış. Osman da yapabilir. Osman'ın da durumu iyi. Gel Osman'cığım sen. Sevelim çocuğumuzu. Bayağı da keltoş çikin bir şey çıktı bunlardan. Nasıl olacak bilmiyorum büyüyünce. Böyle mi seviyorsun? Uzaktan mı seviyorsun çocuğunu? Bezini değiştir. Onu da mozaiklemiş. Aptal surat yapalım. Gıcı apıcı gıcı bu. Salla. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Kovastancınayı. Yemesin lahanayı. Bebeğimiz ağlıyor, bebeğimiz ağlıyor. Koş. Koş. Acıkmış çocuğun, karnı acıkmış. Her şeyi yaptık, bir beslemedik zaten.
Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Şimdi bu çocuğu bir yaş büyüteceğiz. Bunu da mukaddes yapacak. Bir yaş büyütüyorum çünkü çok fazla yapabildiğimiz bir şey yok. Hep aynı şeyler var gördüğünüz gibi. Kendinden de büyümediği için bir yaş büyü diyorum. Çocuk olmasını sağlıyorum kendisinin. Happy birthday. Kısmet bu arada erkek çıkarsa çok hoş olur. Aha, kızımız. Vay anasını. Kısmet bir yaş büyüdü ama bayağı 10 yaş atmış. Kişisel bir özellik ve çocukluk isteği seçin. Hemen seçerim. Afacan mı olsun, sosyal kelebek mi olsun, ne olsun? Afacan olsun ya. Bu çocuktan anca afacanlık çıkar. Ne olsun, buna bir özellik seçelim. Bunda değişik bir şey yapmak istiyorum da o yüzden bakıyorum bu kadar çok. Deli yapalım mı bunu da ya? Bunu da deli yaptım hadi. Kısmet gördüğünüz gibi kime benziyor hemen bakıyoruz. Bir dakika Kısmetciğim, bir saniye bir beklersen seni bir inceleme altına almamız gerekiyor. Göbeği gördüğünüz gibi babadan almış. O çirkin bakışları anneden almış. Gözleri anne. Saçlar babadan. O çirkin kıyafet zevki de babadan sanırım. Kısmetciğim ah Kısmetciğim vah Kısmetciğim yani. Evet, kısmeti zaten gördüğünüz gibi 13 saat içerisinde okula göndermemiz gerekiyor. Çocuğumuz doğdu. Doğar doğmaz bir yaş büyüttük ve okula göndereceğiz. O zaman bugünlük bu kadar yeter. Bayağı da uzundur çektim. Bunu nasıl editleyeceğim bilmiyorum artık. Sims 4'te kaçıncı bölümdeyiz? 8. bölümdeyiz sanırım. Çocuğumuz doğdu. Adı Kısmet oldu. Belki bir çocuk daha yapabiliriz yakında. Böyle üremeye devam edebiliriz. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Facebook sayfamı da beğenebilirsiniz. Linkleri aşağıda. Dediğim gibi Türkçe Yaman'ın linkini de aşağıya koyuyorum. Onu da unutmayın. Teknogame'e buradan tekrardan teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.